Korona hem Türkiye'de hem de dünyada hızla yayılıyor arkadaşlar. Ekonomilere de çok ciddi zararlar veriyor. Ancak burada bir noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye ekonomisi korona olsaydı da olmasaydı da zaten duvara çarpmak üzereydi ve çok ciddi bir ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerliyorduk. Bunun ilk sinyali Ağustos 2018 tarihinde gelmişti ve son sinyali de bundan 2-3 ay önce net bir şekilde görünmeye başlamıştı. Bu arada da ben sizleri olabildiğince sürekli olarak uyarmaya çalışıyordum. Türkiye ekonomisinin yanlış yönetildiğini ve yakın zaman içerisinde bir kur şoku yaşanabileceğini ifade ediyordum. Daha sonrasında Merkez Bankası Başkanı görevden alındı biliyorsunuz. Hazine Maliye Bakanı istifa etti ve yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı atandı. Peki değişen bir şey var mı yeni ekonomi yönetiminde diye baktığımızda ne yazık ki hayır arkadaşlar. Hala aynı kafa, hala aynı hataları çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun raporunu dinlerken bunu bir kez daha gördüm. Bütün dertleri, bütün tasaları sadece ve sadece kuru baskılayabilmek. Başka hiçbir dertleri yok. Günü kurtarmak, paliatif ve geçici tedbirler almak ve sonrasında bakarız kardeşim, nasıl olsa bir şekilde çözeriz kardeşim yaklaşımıyla ekonomiyi yönetmeye çalışmak. Kafa tamamen bu arkadaşlar. İşe yarayacak mı? Ne yazık ki yaramayacak. Dolar büyük bir şoka doğru emin adımlarla ilerliyor. 1. Türkiye ekonomisi reel sektör krizine hazırlanıyor. 2. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir finansal krize doğru hızlı adımlarla ilerliyor. 3. Bu arada cari açık patladı. Dış borcumuz zaten patladı ve bunu finanse edemiyoruz. Ve yakın zaman içerisinde de finanse edilemeyen tüm borçların kapıya dayandığında hep birlikte göreceğiz. Bu da çok daha ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de tablo bu. Dünyada ise korona nedeniyle ekonomiler çok ciddi dara girmiş durumda. Bunun da yine altın üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu göreceğiz. Hem altından hem dolardan hem gümüşten hem de diğer enstrümanlardan kısa kısa sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün çıktı dedi ki Ekim'de enflasyon yükseldi. Kasım'da yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Muhtemelen Aralık'ta da yükselecek. Zaten biz de bunu söylüyorduk. Bununla ilgili önlemler nedir diye baktığımızda sadece kuru baskılamak arkadaşlar. Sürekli olarak faiz artışı sinyali vermek. Faiz artar mı bilemiyorum. Bu ciddi tartışılacak konulardan birisi. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha 400-500 bas puanlık bir faiz artırımını nasıl karşılayacak onu da bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum arkadaşlar. Bir kez daha 400 bas puanlık bir faiz arttırımı gelsin. Bir kez daha dolar maksimum 7.50 seviyesine kadar çekilir. Sonrasında tekrar fişekler ve 8.40-8.50'de biz doları zor tutarız. Bir kez daha 400 bas puan arttırılsın. Bir kez daha dolar maksimum 7.50'ye kadar gevşer. Sonrasında tekrar 9 lira seviyesinde görürüz. Anlayacağınız ne kadar faiz arttırılırsa arttırılsın. Kur düşmeyecek. Kur yükseliş eğilimini devam ettirecek. Çünkü Türkiye'nin siyasi problemleri var. Hukukla ilgili problemleri var. Uluslararası problemleri var. Aynı zamanda parasal problemleri var arkadaşlar. Bütçe almış başını gitmiş. Açık artık kontrol edilemez bir düzeye gelmiş durumda. Dış borca bakıyorsunuz kısa vadede 182,5 milyar dolar. Cari açığa bakıyorsunuz 46 milyar dolar. Bunların hiçbirinin finanse edilmesi mümkün değil. Bankacılık sektörünün toplam borcuna bakıyorsunuz 135 milyar dolar. Kısa vadeli borcuna bakıyorsunuz 82,5 milyar dolar. Bankalar bu parayı nereden bulacak arkadaşlar? İki tane yolları var. Ya piyasaya gidecekler, piyasadan para toplamaya çalışacaklar ki piyasada para yok zaten. Vatandaş parasını bozmuyor. Ya da Merkez Bankası'na dönecekler, bugüne kadar yaptığımız swap paralarını bize geri ver diyecekler. 45-46 milyar dolarlarını geri isteyecekler. 45-46 milyar doları Merkez Bankası'ndan bankalar istediği gün itibarıyla Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 30-35 milyar dolara vuruyor. Resmen rezervler çöküyor. İsteseniz de istemeseniz de net bir devalüasyonist etkiyi gösterir arkadaşlar. Bir tane yabancıyı tutamazsınız. Bu kriz algısının çok net bir şekilde oturmasını beraberinde getirir. Öbür taraftan dış borcu da ödeyecek gücünün olmadığını ya da ihracat gelirlerini ödeyecek gücünün olmadığını gördükleri an yabancılar Türkiye'nin
arka arkaya eksi notların gelmesi demek ve aynı zamanda kur şoklarının yaşanması demek. Şimdi soruyorum sizlere, 500 değil 1500 bas puanlık faiz arttırsanız bu koşulları değiştirme ihtimaliniz var mı, yok mu? Dolayısıyla Türkiye'nin meselesi, asıl meselesi bugün enflasyonist baskı değil ya da kur şoku değil. Türkiye'nin asıl meselesi yeterince dolarının, dövizinin olmaması arkadaşlar. Yeterince dövizinin olabilmesi için hiçbir koşul yaratılmıyor. Şimdi siz yerliyi 300-500 bas puanlık faiz artırımlarıyla ikna edebileceğinizi sanıyor musunuz? Sanıyordunuz, ters tepti. Merkez Bankası 475 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Vatandaş döviz almaya devam etti. Bir önceki haftaya bakıyorsunuz neredeyse 2,5 milyar dolarlık alım gerçekleştirmiş. Bu haftaya bakıyorsunuz 2,4 milyar dolar daha almış. Döviz mevduat hesapları 228 milyar dolara gelmiş. 230 milyar doları zorlamaya başlamış. Yabancı girişine bakıyorsunuz. Bir önceki hafta 600 milyon dolarlık sadece hisse senedi alınmış. Bu haftaya bakıyorsunuz sadece 300 milyon dolarlık hisse senedi alınmış. Yani devede kulak bile değil. Tahvil piyasasına bakıyorsunuz. İlk hafta 300 milyon dolar girmiş. İkinci hafta 150-160 milyon dolar girmiş. Yine devede kulak bile değil. Yani yabancıların çok küçük bir kısmı gelirken çok önemli bir kısmı Türkiye'den kaçmaya devam ediyor ve döviz talep ederek kaçmaya devam ediyor. Çünkü herkes Türkiye'nin makroekonomik kırılganlıklarını görüyor. Bir, ikinci sırada da uluslararası arenada yapılan hataları görüyor. Ve biz her ne kadar reform yapacağız, reform yapacağız kardeşim dese de birilerinin samimi olmadığını düşünüyor. Yerler farklı mı düşünüyor? Hayır, yerler de farklı düşünmüyor. Farklı düşünselerdi, doların düşeceğini düşünselerdi yerli yatırımcılar, emin olun dövizde kalmak yerine Türk lirasına geçmeyi ve bu faiz ortamından yararlanmayı tercih ederlerdi. Şunu da unutmayın arkadaşlar, bakın %15'lik politika faizinin mevduat karşılığı hadi olsun olsun %16, %17 olsun. %17'ye bankaya paranızı yatırıyorsunuz Türk lirası olarak ve yakın zamanda yaşanacak bir kur atağı sonrasında %30'ları, %40'ları kaybediyorsunuz. Ya da dünyayı izliyorsunuz, altının yükselişine bakıyorsunuz. Evet, bugün geri çekiliyor olabilir ama Biden koltuğa oturduğu zaman ve korona daha fazla risk teşkil etmeye başladığı zaman emin olun ki arkadaşlar altını kimse tutamayacak. İnsanların büyük bir kısmı altından %50, %60 kazanç sağlarken siz faizde Türk liranızı tutup %2'lik kâra bakacaksınız. Çünkü zaten %12'si, %13'ü, belki %14'ü enflasyona gidecek. Ki enflasyonda yükseliş eğiliminde bunu da Merkez Bankası kendisi itiraf ediyor bugünkü raporunda. Demek ki arkadaşlar kimse kurdan vazgeçip altından vazgeçip faize gitmez, mevduata gitmez. Bankalarda aktif rasyosu uygulaması kaldırıldıktan sonra kredi vermekten vazgeçecek. Zaten kredi vermek istemiyorlardı. Bu reel sektör üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacak. Reel sektörün büyük bir kısmı kredilerle işini çeviriyor. Onlar işini çeviremediğinde ciddi kredi batıkları oluşmaya başlayacak. Bu bankacılık sistemini finansal risk olarak tehdit etmeye başlayacak. Aynı zamanda reel sektör battığında ciddi bir işsizlik ortamı doğacak. Devlet de daha az vergi toplayabilecek bir ortama girecek. Büyük bir bütçe açığını işaret edecek. Şimdi bütün bunları hiç düşünmeden, analiz etmeden biz çıkıyoruz diyoruz ki faiz arttırılacak ve döviz düşecek. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Bu kadar çok bileşen varken, bu kadar çok yanlış varken, bu kadar çok hata varken ve Türkiye'nin bu kadar ciddi açıkları varken hiçbir yabancı Türkiye'ye gelmez. Hiçbir yerli de kurdan çıkıp Türk lirasına geçip öyle 3 puanlık, 2 puanlık, 5 puanlık faize okey demez. Onun için işte sürekli olarak döviz mevduat hesapları artıyor. Bakın 2 haftada neredeyse 7-8 milyar dolarlık bir artış görüyoruz faiz arttırımına rağmen. Merkez Bankası hala aynı yöntemi uygulayarak bu işin içinden çıkabileceğini, vatandaşı ikna edebileceğini ya da yabancıyı ikna edebileceğini düşünüyor. Vallahi hiçbir şansı yok. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Merkez Bankası bunu yaparak sadece Türkiye'yi çok ciddi bir faiz sarmalına
sokar. Aynı zamanda da dövizi bir şoka doğru iter. Kademeli yükselecekken dolar yarın öbür gün bir bakarsanız 15-16 lira olmuş. Hatta 20 liraları zorlamaya başlıyor. İşte o günlerde ekstra bir de faiz arttırımı yaparsınız. %20-25'lik faiz arttırımına okey verecekken %40'lara yakın faiz arttırımıyla Türkiye'yi ciddi bir faiz çıkmasının içine sokuverirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bunu geçtiğimiz dönemde Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi yaptı. Bugün aynı hataları birebir yeni yönetim yapıyor. Bu maya geçmişte tutmadı. Bugün de tutma ihtimali yok. Dünyada da tablo çok sıkıntılı. Bakın ülkeler arka arkaya açıklamalar yapıyor. Ölüm ve vaka sayılarında rekor üzerine rekor gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere kısıtlamaları kaldırmayı düşünüyordu. Aksine kısıtlamaları uzattılar ve kısıtlamaların boyutlarını da arttırdılar. Turizm gelirleri Avrupa'da %50 oranında düştü. Bu Güney Avrupa'nın ciddi anlamda sıkıntıya girmesi anlamına gelir. Mesela İtalya gibi, Fransa gibi ülkelerin turizm gelirlerine ciddi anlamda ihtiyaç duyan ülkelerin sıkıntıya girmesi anlamına gelir ki İtalya hemen sesini yükseltti. Ve Avrupa Birliği bizim gibi ülkelerin borçlarını silsin kardeşim dedi. Ya da çok uzun vadeli, belki ömür boyunca, belki sonsuza kadar bizim borçlarımızı ertelesin kardeşim dedi. Avrupa Birliği böyle bir şeye sıcak bakacak mı, bakmayacak mı bilemiyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Öyle ya da böyle ülkeler bu borçları geri ödeyemeyecekler zaten. Avrupa Birliği de yakın zaman içerisinde Güney Avrupa ülkelerinin herhalde boğazına dayanamayacak. Çünkü onların da sıkıntısı ortada. Dolayısıyla ciddi finansal riskler var. Bu finansal risklerden kurtulabilmek için mutlaka Avrupa Birliği ve Amerika başta olmak üzere parası olan ülkeler arka arkaya teşvik paketleri açıklamak zorunda kalacaklar. Hem reel sektörlerini ayakta tutmak, hem işsizliği patlatmamak, hem de sosyal sorunların önüne geçebilmek için. Bunun tek bir yolu var arkadaşlar. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da vatandaşını bir şekilde ikna etmek. Nasıl ikna etmek? Tamam kardeşim, sen evde oturduğunda senin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım demek. Nitekim Amerika haftalık biliyorsunuz 600 dolar civarında bir ödeme yapıyor. Aynı zamanda işsizlik maaşı başvurularında da yardım yapıyor. İşsizlik maaşı başvuruları demişken son 3-4 haftadır sürekli olarak trendin yukarıya doğru gittiğini görüyoruz Amerika'da. Aynı 2020'de koronanın ilk çıktığı dönemlerde olduğu gibi işsizlik her geçen biraz daha artıyor. Yani Amerika ekonomik anlamda kritik bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Hatırlayın, o dönemde de işsizlik maaşı yardımlarına başvuru arttıkça teşvik paketleri açıklanmıştı. O nedenle söylüyorum, Biden'ın geldiğinde yapacağı ilk icraat. Kim ne derse desin, Biden'ın koltuğa oturduğunda yapacağı ilk icraat arkadaşlar yeni teşvik paketleri açıklamak olacak. Cumhuriyetçiler de buna destek verecek öyle ya da böyle. Ve yüksek miktarlarda teşvik paketleri açıklanacak. Teşvik muhabbeti gündeme geldiği an itibarıyla altının onsunun 2000 doların üzerinde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda bizimkilerin arka arkaya yaptığı hatalar nedeniyle kurdaki yükselişin de hızlandığını göreceğiz. 8.50-8.60 seviyelerini hızla aşıp 8.80 hedefine doğru gidecek bana göre kur, dolar kuru. Keza Euro'da ve Sterlin'de yine doların yükselişine paralel hareketler yapacak. Niye doları söylüyorum? Çünkü Türkiye'deki gram altının fiyatını iki unsur belirliyor. Bunlardan birisi tabii ki doların fiyatı, diğeri de yurt dışındaki ons fiyatı. İkisinin çarpanı ise Türkiye'deki gram altın fiyatını oluşturuyor. Bakın, gram altın bugün 450-460 seviyelerinde durabiliyorsa eğer onsun bu fiyatına rağmen, bunun tek bir sebebi var: doların hala yüksek seviyelerini koruyor olması. Yani 7.80, 7.90, 7.95 hatta 8 seviyelerinden aşağıya doğru gelmiyor olması. Yoksa ons da aynı oranda dolarda da bir düşüş yaşanmış olsaydı gram altın çok daha düşük seviyelerde olurdu. Doların bu seviyelerde kalması ve bundan çok kısa bir süre içerisinde Biden'ın koltuğa oturması ve teşvikleri açıklamasıyla birlikte onsun fiyatının zıplaması gram altını bir anda tekrar 540-550 seviyesine taşıyıverecek. Sonrasında ise arkadaşlar 8.80'e giden dolar, 2000'leri zorlayan ons değeriyle birlikte, hatta 2000'lerin üzerine çıkan ons değeriyle birlikte ilk etapta 561 liralık gram altın fiyatını göreceğiz. Sonrasında da 600 liranın üzerine atacak kendisini.
Eğer ki kurda bir şok hareketi olursa Türkiye'de ve ons 2300 doları zorlamaya başlarsa anlayın ki o zaman 1000 liraları zorlayan bir gram altın fiyatı görürüz. Buna bağlı olarak çeyrek altında, cumhuriyet altında, ata altında, yarım altında hepsi hızlı bir şekilde yükseliş eğilimine girecektir. Bunu da özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Korona ile ilgili bakın başka sıkıntılar da var. Mesela İngiltere Maliye Bakanı diyor ki 2020 zor bir yıl oldu ama 2021 çok daha zor bir yıl olacak gördüğümüz kadarıyla. İngiltere ekonomisi mesela %11 oranında daralacak. İngilizleri sevmeyebilirsiniz. İngiltere'deki yöneticileri sevmeyebilirsiniz ama yaklaşımlar çok daha objektif ve pozitiftir arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer ki İngiltere Maliye Bakanı çıkıp da önümüzdeki sene İngiltere %11 oranında daralacak diyorsa bunu dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. İşsizliğin 1 milyon kişi daha artacağını söylüyor yine İngiltere Maliye Bakanı. Bütün bunlar bütün insanlıkta, biz dahil bütün insanlıkta şunu çağrıştırır. Önümüzdeki dönem demek ki çok ciddi bir işsizlik ortamına gebe. Reel sektörde çok ciddi bir sıkıntıya gebe. Bu kadar büyük bir daralma bir yıl iflası işaret ediyor çünkü. Açıklanacak her teşvik paketi insanlarda tasarruf eğilimini arttıracak. Ne derseniz deyin, yarın öbür gün işsiz kalırım korkusundan dolayı pek çok kişi eline geçen 3 kuruşu, 5 kuruşu ne olursa olsun fark etmez altına, gümüşe, dolara vesaireye yatırmaya devam edecek. Bu da yine altının, gümüşün yükseliş eğilimini hızlandıracak. Son bir not arkadaşlar, 2020'deki tablonun çok daha agresifini, çok daha hartını yaşayacağız 2021 başında ve 2020'nin sonunda. Petrol fiyatları 20 doların altına tekrar gidecek. Bakın 20 doların altına giden petrol fiyatları göreceğiz. İşsizliğin tüm dünyada hızla arttığını göreceğiz. Çok önemli şirketlerin çok ciddi zararlar açıkladığını göreceğiz. Başta havacılık şirketlerinin. Bakın IATA verilerine göre havacılık sektörü önümüzdeki dönemde 157 milyar dolar zarar açıklayacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir yığın havayolu şirketi batacak ve bir yığın işsiz ortaya çıkacak. Keza yine reel sektördeki pek çok önemli firmada işçi çıkartıyor ve çıkartmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bu da işsizlik ortamının artacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönem keşin kral olacağı, altının kral olacağı bir dönem. Çünkü herkes keşe, altına yönelmeye devam edecek, tasarruflarını arttırmaya devam edecek. Bu altın fiyatlarının hızla yükselmesini beraberinde getirecek. Bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Eğer ki altındaysanız lütfen panik yapmayın, lütfen uzun vadeli düşünün, lütfen kaldıraçlı işlemlerden uzak durun ve sakin olun arkadaşlar. Her söze de itimat etmeyin. Bütün her şeyi dinledikten sonra, inceledikten sonra kararınızı verin. Yani bu kadar çok gelişmenin olduğu, olacağı bir ortamda koronanın dünyanın ekonomisine ve insan hayatına bu kadar zarar verdiği bir ortamda, bütün dengelerin değiştiği bir ortamda altın fiyatlarını düşecek diye konuşmak hayalden öte bir şey değildir arkadaşlar. Bunun özellikle de altını çizmek istiyorum. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Mutlu kalın dostlar.